Oto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de bir ilk yapıyoruz ve elektrikli golf aracını test ediyoruz. Evet, kontağı açtık. F'yi aldık. Parkı bıraktık. Şimdi ileri doğru bakalım ivmelenme nasıl. Frene bastım, durdum. Şimdi gaza biraz sert basacağım. Direksiyonu düzelttim. Oo, güzel. Koltuğa yapıştırıyor fakat belli bir fakat daha sonra sabit hızla ilerlemeye devam ediyor. Frene basıyorum. Fren de gayet etkili, yeterli. Şimdi tekrardan deneyelim. Gazı sonuna kadar bastım. Görüldüğü gibi hiçbir şekilde ses yok fakat doğal olarak motorun bir sesi var. Şimdi bir de yokuşta deneyelim. Şöyle çeviriyorum. Yaklaşık bir 35-40 derecelik bir rampa var. Bu rampada durma ve kalkma deneyeceğiz. Araçta şu anda 2 kişiyiz. Şöyle çeviriyorum. Başındayız ve yavaşça bastım. Gayet güzel. Şimdi duruyorum yokuşta. Araç geri kaçırıyor mu? Evet. Geri gitme var. Şimdi ileri doğru basıyorum. Evet, sorunsuz bir şekilde kalkıyor ve Evet, şimdi arkadaşlar pilot karın golf ya da küçük arazi tipi aracındayız. Gördüğü gibi araç renk olarak çok güzel, çok canlı. Emniyet kemerleri var, yüksek oturma pozisyonu var, arazi tipi lastikleri var, süspansiyonu gayet iyi. Basamakları var araca binmek için yapılmış olan. Arka tarafta da oturma yerleri var. Şöyle istenirse bir ya da iki kişi de arkaya doğru oturabilir ya da eşya konulabilir. Daha sonra güzel bir bariyeri var. Şu altlarını da gösterelim. Araç güzel, sempatik. Herhangi bir böyle rahatsız eden bir tarafı yok. Tasarımı gerçekten çok şık. Jantları çok güzel. Kullanımı kolay, pratik bir araç. Gösterge paneli gayet sade. Aküler koltukların altında. Akülerde bir hız ayarı da var. İstenirse iki kadem olarak da kullanılabiliyor. Göstergelerde F, R butonları var. Bu F, R butonlarıyla ileri geri ve boş durum yapılıyor. P ve park durumu ve bir tane de kontak anahtarı var. Bir tane de dörtlü flaşörü var. Şuradan N'yi aldık, P'yi aldık. Kontak anahtarını alabiliyoruz. Kontak anahtarı bu şekilde. Kontak anahtarını taktığımız zaman yerine, daha sonra şuradan el freni bırakınca ileri ya da geri durumu var. Koltuğun altında görüldüğü gibi 6 tane akü var. Burada küçük bir hız ayarı da var. Elektronik sistemler ve akü koltuğun altına muhafaza edilmiş. Araçta herhangi bir problem yok. Direksiyonu biraz sert özellikle yapılmış anladığım kadarıyla. Aracın devrilmesine engel olmak için tasarlanmış bir yapısı var. Koltuğu kapatalım. Şu şekilde. Evet, golf aracımızı da bu şekilde incelemiş olduk. Güzel, sempatik, güvenlikli, küçük araziler için uygun, küçük eşyalar taşımak için uygun, 3 ya da 4 kişinin kullanabileceği bir araç. Golf aracını da böylece test etmiş olduk. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Oto Teknik kanal olarak lütfen bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.